Ben Adem Hoca herkese iyi günler diliyorum. 18. dil bilgisi denemesiyle karşınızdayım. 11 tane harika sorumuz var. Soruların PDF'ini açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Yine hedefimiz hepsini doğru yapmak, eksiklerimizi tamamlamak, soru çözme tekniklerini kavramak sevgili arkadaşlar ve hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz ve tabii ki yine ilk önce siz çözüyorsunuz. Şimdi hangisi yoktur demiş. Edat öbeği, bağlaç, yer yön zarfı, farklı görevlerde ek fiil ve tamlanın sıfatla nitelenmiş belirtili isim talaması. Çok güzel bir karma dil bilgisi sorusu. Şimdi gelmiştim yüklem ben gizli özne ne zaman 1990'ların sonuna doğru. Bu zarf değil mi? Evet, zarf kaç kelimeden oluşmuş? 3 kelimeden oluşmuş. Bu öbek değil mi? Öbek. Bak burada bir şey vermeye çalışıyorum. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. Peki bu öbeği sağlayan kelime hangisi? E doğru. Edat işte bak. E doğru edattır. İşte edat öbek oluşturmuş. Zarf tümleci yapmış. Hocam A'yı eliyorum. Doğru. Tamam bak Adem Hoca nasıl çözüyor? Edat öbeği var işte. E doğru. Yönelme anlamındaki e doğru. Zaman anlamındaki e doğru. Edattır. E, öbek ne hocam? Birden çok kelime. Edat öbeğini buldum. Bağlaç var mı? Ne var ki her zaman edattır. Hepsi birlikte ne var ki, tamam mı? Hocam bağlaçımız da var. Yer yön zarfı var mı? Geriye kelimesi yer yön zarfı hocam değil. Arkadaşlar Türkçe'de yer yön zarflarımız şunlardır. Not alalım. Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, biri, tamam mı? İki hatta sağ, sol var. Sağ, sol ama çok kullanmıyoruz. Bunlar arkadaşlar Türkçemizde yer-yön zarflarıdır. Bunların şey neydi özelliği? Hocam ek almayacak ek. Geriye, aşağıya, yukarıya, gerisi, aşağısı, yukarısı, içerisin, içeriye. Ek aldığın zarf olmaktan çıkar. Geri kelimesi yer-yön zarfıdır. Ek aldığından artık ne olmuş bu? E, sözcük tür olarak isim olmuştur. Ege olarak dolay tümeci olabilir. Ama kesinlikle. Yer yön zarfı olamaz. Var mı bir başka bir yerde aşağı yukarı ileri geri? Yok. Nereye sorusunun cevabı olacak? Yön kelimeleri. Hocam C şıkkına soru işareti koydum. Farklı görevlerde kullanmış ek fiil. Bak çok önemli ek fiil. Gelmiş idim. Hocam gelmiş idim. Buradaki idi ne yapmış? Fiili birleşik zaman yapmış. İşte fena yapmış bakın. Gelmiş idim. Hocam fiili birleşik zamanlı yapmış. Başka? Hissetmiştim. Hocam oradaki idi fiili birleşik zamanlı yapmış. E başka ek fiil var mı? değil idi. Hocam edatı yüklem yapmış. İsmi yüklem yapmış. Arkadaşlar ek fiil ya fiili bileşik zaman yapar ya da ismi ne yapar? Yüklem yapar. Örnek veriyorum. Güzel idi, biliyor idi. Tamam mı? Koşuyor idi, öğretmendi, doktordu. Tamam Burada hocam ek fiilin iki görevi de var. Hocam bunu da eledim. Tamlarının sıfatı nitelemiş belirtili isim tanıması. Önce şuna bakalım. Var mı belirtili isim tanıması? Okulun kapısı var mı okulun kapısı? Bakıyorum şöyle. Ee, Ankara'nın bak Ankara'nın neyi? havası. Hocam burada belirtili sıfat olması Ankara'nın havası. Peki tamlanın sıfat mı? Nasıl hava? Kasvetli ve soğuk. Evet araya sıfat girmiş. Bundan dolayı hocam ne diyoruz? Cevap C şıkkı diyoruz. Yer yön zarfı var ama yok. Artık zarf olmaktan çıkmış. Güzel ve gelebilecek bir soru sevgili arkadaşlar. Şöyle ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzu yapıyoruz. Evet. Hangisi diyor yanlış verilmiştir? Sıral cümle. Hocam sıral cümle neydi? Şöyle iki tane yapıyorum. Araya virgül. Bu işte ya. İki tane yüklem arada virgül olacak. Bakalım. Güzellik göreceli bir kavramdır. Hocam göreceli bir kavramdır. Sıfat talaması yüklem. Zamanla değişebilir. Değişebilir yüklem. Hocam virgül de var. İki yüklemi buldum ve virgülü buldum. Hocam sıral cümle. Doğru. Birleşik cümle neydi? Dört tane birleşik cümle vardı. Bakalım en çok fiilimsi oluyordu. Yüklem hangisi? Güzeldir. Burada güzeldir adlaşma sıfatı olduğundan tek başına yüklem. Güzeldir. Başka yüklem var mı? Yok. Var mı fiilimsi? Ha doğan her gün. Bak doğan hocam burada sıfat fiil var. Yüklemin dışında varsa fiilimsi, varsa sesa, varsa ki, varsa başka bir cümle onlar birleşik cümle diyorduk. Ha, yani fiilimsi olduğundan hocam birleşik cümle. Doğru. Yine birleşik cümle demiş bakalım. Olabilir hocam yüklem. Var mı fiilimsi? Yaşanan bak yaşanan her şey için. Burada aslında var ya ya da kelimesi çeldirici. Hani bağlı cümle gibi düşünen olabilir mi? Bağlı cümlede iki tane yüklem olacak. Var mı iki tane yüklem? Yok. Olabilir. Yaşanan her şey ne olabilir? Çirkin ya da acıtıcı. Bu da nesne. Bundan dolayı hocam birleşik cümle mi? Evet. Girişik birleşik cümle. Aslında B ve C girişik birleşik cümle. Fiilimseli cümle. İsim cümlesi mi? çaresizdir. Evet isim cümlesi. <laughs> E'de diyor ki bağlı cümle. Hocam hareketimizde yüklem, yüklem. Arada herhangi bir bağlı ve V bağlacı gibi. İki yüklemin arasında bağlaç olacak. Hocam burada bağlaç var ama bakalım iki yüklem var mı? Kimse henüz yaşanmamış olaylar hakkında da yorum yapmamalıdır. Yani yorum yapmamalıdır. Yüklem başka bir yüklem olmadığından. Ha nasıl olay? Yaşanmamış olay. Sıfat fil. Aslında bu E şıkkı nedir? Bağlı cümle değil de ne olması lazım? birleşik cümle olması lazım. Cevap E. Çünkü iki yüklemin arasında bağlaç yok. Evet. Üçüncü sorumuz öge sorusu. 2019 TET'de de çok güzel bir öge sorusu gelmişti. Ögeler önemli. Her sene beklediğimiz bir konu. Öge dizilişi yönünden özdeştir demiş. Yani hemen şöyle bir dediğinden birden başlasak iyi olur. Seni o kadar seven o kişiyi neden sevemedin? Şimdi sevemedin yükle. Şöyle Y yazdım. Tamam mı? Kim? Sen. Gizli özne. Kimi sevemedin? Seni o kadar seven o kişi. Arkadaşlar bakın bu bir sıfat tamlaması. Tamlama ayrılmaz. Seni sevemedin olmaz. Yani bazıları bunu nesil değil bilir. Aman ha ne demişti Adem Hoca bak bunu çok sık söylüyor. Bir kelimeyi öge kabul etmen için yükleme getireceksin. Seni sevemedin olmuyor ki. Seni o kadar seven o kişi. Hocam bu nedir? Nesne, neden kelimesi soru olduğundan ve zarf olduğundan zarf tümecini buldurur. Cevap de versen zarf tümleci, neden kelimesi zaten niçin anlamında olduğundan zarf tümleci. Burada hemen şunu da verelim, ee, bu da önemli. Cümledeki soru kelimesi aynı zamanda o soruyu buldurur, tamam mı? Neden kelimesi niçin anlamında zarf olduğundan aynı zamanda zarf tümlecini buldurur. Nesne, zarf tümleci yükle, tamam mı? Şimdi bu arasında birle alakalı hemen bakalım. Dörde bakalım. Biri acı çekiyorsa bir defa sevsa diye bir nesli olmaz. Dünyada bu hepimizin acısı olmalı. Aslında bu biraz şey böyle gerçekten güzel bir e, öge sorusu. Hepimizin acısı olmalıdır. Tamlam olduğundan dolayı şöyle yüklen diyelim. Çünkü olmak kelimesi artık şey olmuş. Hepimizin acısı olmak. Tamam mı? Yani sabır diyor olmak gibi. yüklem Hepimizin acısı olmalı olan ne? Bu. Bakın buradaki bu özne. Tamam bu çok önemli. Bu hepimiz acı olmalıdır. Bir acı çıkıyorsa ne zaman acı çıkıyorsa zaf tümleci nerede dünyada Dolay tümeci bakın. Dünyada hepimizin acısı olmalı. Bu hepimizin acısı olmalı. Bir acı çekiyorsa hepimiz yani bundan dolayı zaf tümleci dolayı bir özne yüklem yani kesinlikle 1 ile 4 olamaz. Hemen 5'e bakıyorum. Bu salonda son konserimi verdiğimi nasıl unutursun? Hocam unutursun yüklem. Kimsen gizli özne. Neyi? Bu salonda son konserimi verdiğim hocam nesne nasıl da zaten nedir soru zarfı olduğundan ve zarf tümlecini buldurur. Bundan dolayı arkadaşlar 1 5 diyorum. Bu da yeri gelmişken arkadaşlar bu salonda dolaylı tümleç olabilir mi? Diyelim ki kafa karıştı. Kafa attı. Ne yapacaksın? Yükleme getir. Bu salonda mı unutmuş? Bu salonda mı konser vermiş? Ha hocam bu bunun nefesi eleği şurada bitiyor bakın. Bu salonda son konserimi verdiğim. Ha hocam bu dolaylı tümleç olamaz ki. Neden? Yüklemle fiil alakalı değil. 1 ile 5 diyorum. Cevap Bursa. Ha yeri gelmişken mesela şeye bakalım. 2'ye bakalım. Yani olur mu yüklem? Bakın hiç yine karşıma çıktı. Bak hiç çok önemli. Hiç arkadaşlar zarf tümlecidir. Hiç olur mu? Hiç erken yatılır mı? Hiç e, hiç yani böyle yapılır mı? Hiç bu usta konuşulur mu? Hiç burada zarf tümleci. Tamam mı? Ya yani bu zarf tümlecinden dolayı bakın çoğunu eledik zaten. Bu ormanlarda bakın bu ormanlarda kamp ateşi yapmak bakın şimdi bu ormanlarda mı olur bu ormanlarda kamp ateşi yapmak mı hocam bu ormanlarda kamp ateşi yapmak özne doğru olur mu hepsi birden yüklem özne yüklem tamam mı? ya bundan dolayı 1 ve 5 olur. Zaten değerlere baktığın zaman tutmuyor 3'e baktığım zaman e, neden söylemedin yüklem söylemedin neden burada yine zaf türneciği değil mi? Bana bir kez olsun e, doğrular. doğruları ha bakın doğruları söylemedin Bak doğrulara söylemedin nesne. Ne zaman? Bir kez olsun. Kime? Bakın mesela burada bir şey vermeye çalışıyorum. Bana söylemedin oluyor hocam. Dolay tümeç. Bir kez olsun söylemedin oluyor. Zaf tümeci. Doğru, yani buradaki her kelime öge. Neden? Tamlama değil. Hepsi yüklemde. Ayrı ayrı alakalı. Bana söylemedin. Bir kez olsun söylemedin. Doğrulara söylemedin. Bak bu C önemli. Tamam arkadaşlar. Cevap Bursa demiş oldum. Çok fazla ayrıntı. Yok. Burada önemli olan bir mantığı size vermek istedim. Evet hemen dördüncü sorumuza bakalım. Hangileri söylenemez diyor. Hangisi söylenemez demiş. Evet. E, fiilden isim yapım eki almıştır. Savaşların. Aslında bu çok önemli bir kelime. Bakın savaş. Savmaktan savaş alakalı arkadaşlar bakın. Savmaktan savcı deriz. Savmak, yani sav diye bir kök var bizim Türkçemizde. Savmak. Başından savdı savaştı. Ha, demek ki hocam olabilir. Ya bilmesine şöyle soru işareti koy da. Yani oldu ki gel bu kadar çok çelişkili sorular ÖSYM sormuyor ama bilelim. Savaş hocam savmaktan savaş niye olmasın? Savcı var, savmak var. Ha, olabilir. Bak soru işareti koydum yine. Fiil kökünden türemiştir. Kaynamaktan kaynak evet. Alaka kaynamaktan kaynak, soğumaktan soğuk, yumuşamaktan yumuşak, ıslamaktan ıslak. Bak K sesine dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli. Islak yumuşak, kaynak. Bunlar fiilden isim yapımı gücüm. Fiilden türemiş. Kökü fiil. Kaynamaktan kaynak. Doğru. Hem yapım hem çekimi kalmıştır diyor. 3. Basamakları. 3. Nerede bak? Burada. Bu da çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen not almanızı da isteyeceğim. Ne demiştim sizlere? Ki eki. Sıfat kisi her zaman yapım ekidir. Bakın. Sıfat kisi yapım eki. Unutma yani. Elde bir şey olsun. Burada ne var? Paydan paylaşmak, paylaşmaktan paylaşım. Zaten burada yapım eki bunlar. Paydan paylaşmak, paylaşmaktan paylaşım. Burada laşım da yapım eki. Da ne? İşte buradaki da arkadaşlar çekim eki. Değil mi? D hal eki. Bakın şöyle bir şey gelmişti sınavda. Bakın yazıyorum. Yandaki masa demiş ÖSYM. Yanındaki masa. Şöyle demiş. İlgeki ile türemi sıfat vardır diyor. Bakın. Yer gelmişken çok önemli bir şey anlatıyorum. Diyor ki ilgi ekiyle türemiş sıfat. Arkadaşlar ki eki ilgi ekidir. Tamam mı? Yani bütün ki'ler biz ilgi ekidir. Sıfat ki'si, bağlaç ki'si, zamir ki'si hepsinin ortak adı ilgi ki'si. Peki hocam bu sıfat mı? Sıfat. Nasıl masa? Yandaki masa. Tamam. Peki nasıl türemiş? ÖSYM demiş. İlgi ile türemiş. İşte ki aynı zamanda nedir? Yapım ekidir. Yani bunu da bilelim. Önemli. Sınavda çıktı. Hocam D çekim eki, ki yapım eki, Laş ım yapım eki hocam buna da doğru dedim. Çokluk eki ve durum eki almıştır. Basamaklar laş I durum eki neydi? Hal eki. Yani basamakları hangi basamak basamak birisine ait olmadığından buradaki ı hal ekidir yani hal eki. Tamam mı? Yani basamakları kime ait olduğu belli olmadığından yani iyilik değil, tamlama değil, tamlanan değil. Hocam bu da doğru. Yansıma kökten. Ya çekici yansıma neydi? Ses Avlamak, miyavlamak, çat pat, gacır gucur, şak şuk değil mi? Fısıldı gibi ses olacak. Var mı böyle bir ses? Dünya savaşının pimini çekecek. Çekmek, çekecek. Kökü çekmek ama öyle bir ses olmadığını cevap. E şıkkı demek arkadaşlar ne diyoruz? Bu savmaktan savaş diyoruz. Cevap E şıkkı oldukça şık kolay ama biraz karışık gibi bundan dolayı çıkabilecek güzel bir soru. Evet 5. sorumuza bakıyoruz. Virgülün kullanımında yanlışlık yapılmamıştır. Yapılmamıştır. Virgül çok önemli. Virgülün 6 7 tane maddesi var. Bunu ezberlememiz gerekiyor. A şıkkına bakıyorum. Yazdığım öykülerin bir kısmı zamanında yayımlanırsa cesaretlenerek yeni şeyler yazabilirim. Şimdi burada hemen Adem Hoca çok önemli bir şey söyleyecek. Bir, birinci maddem şu. Arkadaşlar şart gibi olan S sağdan sonra virgül gelmez. Yani bir defa A'da hata var. Tamam mı hocam? Neymiş kural? S varsa bilgilerimiz. Ama bakın ama şuna dikkat edin. Eğer ara söz ise gelebilir. Mesela şöyle bir şey desem örnek veriyorum. Ee, ben bu konuyu bakın ben bu konuyu tamam mı? Virgül müsaade ederseniz müsaade ederseniz anlatıyorum. Anlatıyorum. Mesela böyle bir cümle kullansam. Ben bu konuyu müsaade ederseniz anlatıyorum şimdi. Hocam burada S'dan sonra gelmiş. Gelebilir. Çünkü burası ara söz canım. Tamam mı? Ara söz. Tamam Bu aynı Türk Dil Kurumu'nun kendi sitesinde var bu örnek. SSA'dan sonra virgül gelmez ama ara sözse bu konuyu müsaade ederseniz S'sa ama bu ara söz. Bu ayrı. Bir kenara not al. Şimdi A hocam yanlış. Ara söz yok burada. A yanlış. Bu gece eğlenceleri arkadaşlar çok güzel. Gece mi gece eğlencelerini. Neydi kuralımız? Bir yerde anlatım bozukluğu olabilecekse, anlam karışıklığı olabilecekse virgül getirebilirsin hocam. Tamam Bu doğru. Yani yanlışlık yapılmamış. Virgül getirebilirsin. Yani şöyle bir şey desem. E, özürlü doktora ters ters baktı. Hocam şimdi özürlü doktora ters ters baktı. Gerçekten sakat bir cümle. Ne yapacaksın? virgülü kullanacaksın. Küçük ağacın arkasına saklandı. Küçük mü küçük ağaç mı? Hani hatırlarsanız bildiğiniz şeyler. Virgül buraya niye gelmiş hocam? Anlatım bozukluğu bir gece var. Bir de gece eğlenceleri var. Zaman zarfı mı? isim tanıması mı? C'de var mı hata? Dıkça demiş. Neydi kuralımız? Zarf fiilekleri var 13 tane. Kenyalasiye. Ondan sonra başka bir zarf fiil yoksa ardarda arda kesinlikle virgülleme. şöyle deseydim. Okul önünde buluştukça, onunla karşılaştıkça ha o zaman gelir. Çünkü eş görevli oluyor. Burada var mı başka bir zarf fiil? Yok. O zaman bu da yanlış. Çıkıp hocam zarf fiil var mı başka bir zarf fiil? yok. Hocam yanlış. Zarf fiil eklerinden sonra virgül gelmez. E şıkkında ya bu deveyi gütmeli ya 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 nene ham, hem hem gibi tekrarlı bağlaşlarda ya da herhangi bir bağlaştan önce ve sonra virgül gelmez. Bundan dolayı Bursa'da yanlışlık yapılmamıştır. Güzel bir soru. Altıncı soru birazcık böyle mecbur küçük kaldı arkadaşlar. Dikkatli bakıyoruz dikkatli. Hata var mı yok mu? Ha Yazım ve noktalama yanlışı yoktur demiş. İlk cümle okuyorum. Uzun yıllar aynı mahallede birlikte yaşadığımız ve kendisine herkesin Ahmet dayı dediği kişi Ahmet dayı. Ha, neydi kural? Lakabatları büyük yazılır. Ahmet dayı'daki dayı büyük. Akraba olsaydı küçük diye. Ahmet dayımı dün gördüm falan. O küçük ama herkesin Ahmet dayı dediği kişi. Demek ki bu artık lakaplaşmış, unvanlaşmış mahallenin dayısı olmuş yani. O dayı büyük dayı. Ne zaman yanımızdan geçse bize döner ve gençler nasılsınız bugün derdi. Şimdi e, burada e, Ahmet dayı büyük doğru. Şimdi birlikte bak doğru. Gençler ünlem. Arkadaşı ünlem koyduysan büyük harfle başlayacaksın. Doğru. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Gençler ünlem ya. Ünlemden sonra her zaman büyük hafta gelinir. Bakın ünlemden sonra büyük harf gelir. Gelmiş hocam virgül soru işaretini koymuş dedi. Yani A'da hata yok gibi yani. A'da hata yok gibi gibi. Şöyle soru işaretini koydum. Hemen saldırmadım. B'ye bakalım. Ahmet dayı hocam dayı küçük yazmış. Olmaz. B'yi eledim. C'ye bakıyorum. Ahmet dayı dediği kişi ne zaman yanımızdan geçip bize döner ve gençler nasılsın? Hop! Gençler demiş virgülü koymuş. Koyabilirsin. Ama o zaman küçük harfle başlayamazsın kardeşim. Yani nasılsın burada büyük olacak hocam. C'de hata var. Burada yeri gelmişken bakın siz sormadan ben söyleyeyim. Ünlemi buraya da getirebilirsin, başa da getirebilirsin. Yeter ki büyük haf, küçük harfe dikkat et. Gençler nasılsınız? Gençlerden sonra ünlem korsan nasılsın? Büyük yapacaksın. Gençler virgül nasılsın? Küçük sonra büyük haf koyuyorsun. Yani sonuna ünlem koyuyorsun. Tamam, buna dikkat etmenizi istiyorum. Hocam C'de hata var. D'de hata var mı? Ahmet dayı, dayı büyük yazmış. Tamam. Ama e, ünlemi koymuş küçük harfle başlamış. Hocam olmaz. Bunu devedik. E'de var mı? Evet. Birlik T de birlik de demiş. D, D. De. Hocam K'den sonra T olacak. Değil mi? Yazım yanlışı var. Yoksa aslında bir yerlerinde hata yok gibi. Bundan dolayı hocam A şıkkı dedik. Oldukça güzel bir soru. Yedinci sorumuz. Güzel, değişik ve güzel soru arkadaşlar. Bakın. Fiilde çatı alakalı harika bir soru. Fiillerle ilgili hangisi yanlıştır? İşteş, geçişsiz, edilgen, geçişli, etken Evet. Söyleşir. Şiir birazcık karışık böyle. Söyleşir. Evvelce biz bu tenhalarda ziyade gülüşürdük. Yani söyleşirdik, gülüşürdük. Arkadaşlar söyleşmek, işteşme, işteş hocam bir defa şeysesi gelmiş. Bir de karşılıklı yani. Söyleşmek, tartışmak, tanışmak, kucaklaşmak, mektuplaşmak. Söyleşmek. Hem şeysesi var hem de işteşlik, karşılıklılık var hocam. Hocam doğru. A'yı tıkattım. Geçişsiz neydi geçişsiz? Onu kelimesini getirelim. Onu. Onu gülüşürdük olmuyor hocam. Ziyar. Mesela şöyle düşünün. Her zaman ben şunu söylerim. Kardeşim özneyi ağzından çıkar. Yükleme ağzından çıkar. Araya onu getir. Bu önemli yani. Gülüşürdük kim? Biz Biz onu gülüşürdük. Olmuyor ki bak. Biz onu gülüşürdük. Biz onu gülüşürdük. Yani olmuyor ki. Yani bu da bir defa geçişsiz hocam. Çünkü nesne yok. Almaz da. Zorlasan da almıyorsun. Hocam edilgen demiş. Edilgende L ve N sesi olacak. Söylenir. Hocam var. Ama dönüşlü de olabilir. İşte cümleye bakacaksın. Yani cümleye bakacaksın. Özneye bakacak mı? Her zaman özne çok önemli. Ne meseleler söylenirdi? Ha, hocam pır pır yıldızlanırdı. kanatlara e, kanatları kahkaya kuşlarının. Ne meseleler söylenirdi? Mercan, koznar gileler. Arkadaşlar meseleler kendi kendine söylenmez ki değil mi? Meseleler kendi kendine söylenmez. Başkası tarafından söylenir. Bundan dolayı edilgen hocam edilgen. Çünkü burada ne var? Ee, beta var beta. Başkası tarafından yapılmış. Kaka olsaydı kendi kendine dönüşlü olurdu. Beta mi? Kaka mı? Ona dikkat edeceğiz yani. Hocam mesele kendi kendine söylenmez. Başkası tarafından edilgen doğru. Geçişli ne? Onu kelimesini alması lazım. Şimdi zamanlar değişti. Zamanları özlediğim özne. Getir. Zamanlar onu değişti. Hadi bakalım yap. Zamanlar onu değişti. Hocam olmuyor ki yani. Nesle getiremesi bak özne ve yükleme dikkat edin. Zamanlar değişti. Değişen ne zamanlar? Zamanlar neyi değişti? Zamanlar kimi değişti? Zamanlar onu değişti. Hocam geçişli değil bu geçişsiz tamam mı? Etken mi? Ayrılık girdi araya. Evet ayrılık girdi. Burada mesela şu var. Tabiat ve doğa olayları etkendi. Mesela saat çok güzel duruyor. İşte yağmur yağdı. İşte ne bileyim e, hava bozuldu, güneş açıldı, kalem yere düştü, ayrılık girdi falan. Bunlar etkendir. Neticede burada özne bir şekilde iş yapmış. Tamam mı? Ayrılık girdi araya. Bu da nedir arkadaşlar? Etken deriz buna. Tabiat doğa olayları. Mesela bu önemli olduğundan yani illa etken deyince şu akla geliyor arkadaşlarımız. Ali geldi, Mehmet girdi. Tamam tamam da bunlar da etkendir. Mesela şöyle bir soru hatırlıyorum. Çıkmış soru bakın bu. Yani eee işte siz indi dağlardan aşağıya. İnen ne siz? Hocam siz indi. İndi doğa olayı. etki etken yani. Kolundaki saat çok güzel duruyor. Duruyor. Bu da etken kabul etmiş ÖSYM. Bu da etken. Bundan dolayı cevap denize diyoruz. Oldukça güzel bir soru idi. Evet 8. sorumuz bu dizilerde hangisi yoktur demiş. Sevdiğim çiçek atları gibi. Hocam çiçek atları, sokak atları. Hocam bunlar belirtisiz atlamaması. Değil mi? Çiçek atlara. Atlar çiçeğe ait. Atlar sokağa ait. Tamam mı arkadaşlar? Bu at tamamlaması. Tamamlama var. Çiçek atları, okul kapısı, bilgisayar ekranı gibi. Var hocam. Şimdi burada şu bütüne dikkat edin. Bütün sevdiklerim. Buradaki bütün bir defa sıfat hocam. Bütün sevdiklerim. Peki hangisi? Kaç tanesi? Sayısı, niteliği, niceliği belli mi belli değil. İşte belgisi sıfat. Tamam mı? Hatırlayalım. 2019'da tüm meslek taşlarım. Tüm meslek taşlarım demiş. Bu nedir? Belgesiz sıfat ne zaman? 2019 TET'de çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Bu belgesiz sıfat önemli. Kişi zamiri Türkçe'de 6 tane kişi zamiri var. Yedincisi yok kardeşim. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Var mı parçada ben, sen, o, biz, siz, onlar? Yok hocam. Kişi zamiri. Edat var mı? Gibi her zaman edattır. Çok önemli. Tamlayanı düşmüş attırmaması var mı hocam? Tamlayanı düşmüş attırmaması var. Adınız sizin adınız aklıma, benim aklıma tamam mı? Burada yeri gelmişken yani böyle sevdiğim bunlar bakın e, fiilimsiler tamlama olmuyor. Tamam mı? mesela şöyle diyeyim fiilimsiler tamlama olmaz. Örnek veriyorum e, oturma, oturma odası önemli olduğundan dolayı bakın biraz uzatıyorum ama mesela şöyle diyelim e, Ali'nin Ali'nin oturması. Bak burada önemli bir özellik olduğundan dolayı sınavda çıktığından dolayı bir daha hatırlatıyorum. Belki benden çok dinlemişsiniz. Oturma ikisinde de fiilimsi. Tamam mı? Ama eğer tamlayan da olursa tamlama kabı oturma odası. Hocam bu isim tanıması da belirtisiz. Çünkü oturma odası olmuyor. Bu fiilimsidir. Çünkü odanın oturulma oturulmama özelliği var ya. Yani bu biraz ayrı bir konu ama siz şunu bilin. Mayışmak ekini almış bir kelime. Eğer başa gelirse tamlama kabul ediyor. Ama Ali'nin oturması kabul etmiyoruz. Çünkü Ali'nin oturması oturmaması. Bu artık fiilimsi. Artık bu nedir? Fiil özelliği var. Bu isim tamlaması değil. Tamam mı? Bundan dolayı hani benim sevdiğim, benim sevdiğim. Bunlar da e, şey kabul etmeyeceğiz. Tamlama. Ha iyilik iki var ama tamlama kabul etmiyor. Yeri gelmişken söylemiş olalım. Tamam. Bundan dolayı kişi zamiri yok. E, nerede var tamlamaya düşmüş tamlama, at tamlaması? İşte benim, sizin adınız, benim aklım gibi. Bundan dolayı bunu geçiyorum. Dokuzuncu sorumuza bakalım arkadaşlar. Güzel bir soru, güzel bir soru. Hangisi yazım yanlışı yoktur demiş. Sınav hazırlanan öğrencilerin öncelikle kendilerine özgüven. Arkadaşlar özgüven kelimesi, özgüven kelimesi ayrı yazılır. Bunda sıkıntı yok. Özgüven, öz eleştiri. Tamam Ama şöyle bir şey var. işte özveri bitişik yazılır. Mesela bu da çok enteresan bir şey. Bazı şeyler değil mi? Türk Dili Kurumu gerçekten bizi bazen zorluyor. Özgüven ayrı. öz eleştiri ayrı. Ama özveri bitişik. Niye? Öyle işte yani. Şu an yani bu A'da bir hata yok gibi. Sınav hazırlığı öğrencilerin öncelikle kendilerini duymaları gerekmektedir. Yani burada hata yok gibi. Ama yine şu soru işareti koydum. Ha hocam B'de yüzyıllar diyor. Bakın asır anlamındaki yüzyıl ayrı yazılır. Şöyle deseydi 21. yüz e, 21. yüzyıl. Ha, bu, bu bitişik yazılır bakın. Ama bunlar ayrı yazılır. Asır anlamındaki 21. yüzyıl, 19. yüzyıl, 15. yüzyıl bunlar bitişik ama Böyle yüzyıllar ayrı yazılır. Çünkü burada sayı anlamında. Bu da yüzyıllardır. Kaç yıl? Yüz. Sayı sıfatı. Hocam bu sayı sıfatı. Bu nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılacak hocam. B'de hata var. Iğdır Melekli Köyü. Köy, il, ilçe, nahiye, bucak kelimeleri. O kelimeler küçük yazılır. Hatta şehir. Geçen dönemde çıktı mesela. İzmir şehri. Hocam şehir de küçük. İzmir kenti. Kent de küçük. Tamam mı? Köy kelimesinin adı büyük, kendisi küçük. Hocam burada hata var. de var mı hata? Maydanoz olacak değil mi? Maydanoz. Hocam bunu da ne yaptık? Eledik. E, e şıkkında nerede hata var mı arkadaş? Ha! Tesbih değil tesbih olacak. Türk dil kurumu öyle diyor arkadaşlar. Tesbih. S'den sonra P gelecek. Bundan dolayı E'de de hata var. Hocam A'da bir hata yok. Doğru diyoruz. Evet 10. sorumuz bir e, ses olayı sorusu. Hangisi yanlıştır demiş. Gücü ünsüz yumuşaması vardır. Güç gücü. Evet hocam var. Güç gücü ünsüz yumuşaması. Söz edilse önlü düşmesi var mı? Şunu soru anlatacağım. Soru işareti koydum. Kaynaşırma ünsüzü var mı? Doğayı. Do doğa, y hocam kaynaşırma. İki ün arasına gelmiş. Ünsüz benzeşmesi, setleşme uyumu var mı hocam? Gerek, e, gerekecektir. K'den sonra T gelmiş hocam. Bu da doğru. Önlü değişimi vardı. Bana, sana önlü değişim var. Şimdi neden B arkadaşlar? Önlü düşmesi. Burada hemen yeri gelmişken çok önemli bir şey. Şimdi ekelim var ya bizim idi, imiş ve ise. Bunlar, buradaki i'ler e, düşerse arkadaşlar bunu önlü düşmesi kabul edeceğiz. Mesela şöyle diyelim. E, çalışırsa Burada iyi düşmüş mü? Çalışır ise. Ama şöyle diyeyim. Çalışsa. Çalışsa. Burada yok. Çünkü ise yok. Yani bu iyi i'ye dikkat edin. Burada da söz edil ise diyor ki. Buradaki s şart gibi ya. Şart gibi. Ama bir de ek fiil olan ise var. İsme gel. Mesela şöyle diyelim. Güzelse. Aslında nedir bu? Güzel ise. Güzel ise. İyi düşmüş mü? Hocam düşmüş. Ama çalışsa kazanacak. Neydi? İyi yok ki zaten orada. Burada ya şöyle de şeydi. Söz edilir ise, edilirse, çalışırsa, koşar ise, gelecekse, bak gelecekse burada olur ama burada ondan dolayı hocam önlü düşmesi yok. Cevap Bursa diyorum. Umarım anlatmışımdır. Gelen bir soru yok ama bilelim yani. Bakın. Mesela güzeldi. Güzeldi. hocam ek düşmüş. Çünkü neden orada iyi var. Ama burada iyi yok. Çünkü ssa bu. Şart gibi. Yani direk se. Bir de ekeylemin isesi var. Bir de şartın sesi var. Buna dikkat edelim. Söyleyiş çok çok önemli. Arkadaşlar son sorumuz. Diğerlerinden farklı bir bileşik fiil kullanılmıştır. Bileşik fiil çok önemli. Bileşik. Hem yazım kurallarında geliyor 2019 TET'de geldiği gibi. Hem de böyle dil bilgisinden karşımıza geliyor. Bileşik fiil gidiver, geliver, koşuver. Değil mi? Buradaki gidiver nedir hocam? Kurallı bileşik fiil. Kurallı bileşik fiil var. Yani söylemem. Söylemek bu. Mema. Burada bileşik fiil yok. Bunu söyleyelim. Gidiver hocam kurala bileşik. B şıkkında ne var? Emin olmak isim artı yardımcı fiil. İsim artı yardımcı fiil. Nakledildi isim artı yardımcı fiil. Mutlu kılmak isim artı yardımcı fiil. Sabret isim artı yardımcı. Yani B, C, D E şıkları isim artı fiil. E şıkkı kuralı fiil var ya işte yeterlilik, tezlik yaklaşma gibi. Bundan dolayı bu önemli. Ne diyorum? Cevap A. Neden nakledildi bitişik nakildeki iyi düşmüş. Neden sabretti düşük ı düşmüş. Neden mutlu kılmak ayrı çünkü ses olayı yok. Neden emin olduğum ayrı ses yok. Bu da çok çok önemli. Arkadaşlar Adem Hoca 11 soru çözdü ama inan böyle yaklaşık 28 dakika sürdü. Birliklerimi sizlere, tecrübelerimi anlatmaya çalıştım. Maksasıyla bir şeyi öğretmek, vermek yoksa hızlı hızlı çözer geçebilirdim arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı arkadaşlar unutmayınız. Herkese iyi günler ve sağlıklı günler diliyorum.